Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazır yufkadan yalancı su böreği nasıl yapılır? 10 dakikada şipşak nasıl yapılır arkadaşlar? Özel sosunu nasıl hazırlamışım? Nasıl yapmışım? Sizlere bunu göstereceğim. Sizleri fazla bekletmek istemiyorum ve hemen tarifime geçiyorum. Bunun için öncelikle bir kabın içerisine sosumu hazırlamakla başladım. 3 tane yumurtayı kırdım arkadaşlar. Bunları şöyle güzelce bir çırptım. Hemen arkasına 1 su bardağı sıvı yağını da ilave ediyorum. Bunları da şöyle güzelce bir çırpıyorum. Sosun malzemeleri burada çok önemli böreğimizin ıslak olması açısından ve hemen arkasına da bir su bardağı süzle ilave ediyorum. İç malzemesi olarak ben burada böreklik beyaz peynir kullandım. Peynirin miktarı kendi arzunuza kalmış arkadaşlar. Çok seviyorsanız çok koyun, az seviyorsanız az koyun. Ben yeni miktarını malzemeler kısmına yazacağım, açıklamalar kısmına oradan da bakabilirsiniz. Peyniri de bu şekilde güzelce çatalla eziyorum ve bir kenara alıyorum. Ve hemen şimdi yapmaya başlıyorum. Tepsimin içerisine yağlı kağıdı serdikten sonra bir tane yufkayı tepsimin üzerine seriyorum. Daha sonra sosumuzu şöyle güzelce bir her tarafına yedirelim koyalım arkadaşlar. Daha sonra sosu döktükten sonra şöyle fırçayla her tarafına bir dağıtalım, değdirelim. Hiç kuru yer kalmasın. Daha sonra ikinci yufkayı da yine tam tepsinin ortasına gelecek bir biçimde büzgü büzgü yaparak kırışık bir şekilde serelim. Ben burada toplamda 1 kilo yani 6 tane yufka kullandım. Yufkaları sererken böyle ortadan ikiye bölerseniz tepsiye sermesi daha bir kolay olacaktır. Daha sonra ikinci yufkayı da serdikten sonra böyle üzerine yine sosunu gezdiriyorum. Her tarafına dediğim gibi kuru yer kalmayacak bir biçimde sosumuzu dökelim ve fırçayla her tarafına değdirelim. Burada 3 çift kaba bir arkadaşlar iç harcımızı koyacağız. Ben 3 tane katını serdim. Daha sonra üzerine bolca peynir serptim. Dilerseniz burada beyaz peynir koyduktan sonra üzerine kaşar peyniri de ilave edebilirsiniz. Ben burada bolca beyaz peynir kullandım. 3 kat bittikten sonra daha sonra 4. kata geçiyorum. Ve diğer 3 katını da yine aynı şekilde olabilecek bir biçimde. Önce yufka daha sonra sosumuzdan olabilecek bir biçimde hepsini güzelce yerleştirelim. Yufkaları yerleştirirken büzüş büzüş durmasına yufkalarımızın karışık karışık durmasına lütfen dikkat edelim. Bu şekilde böreğimizin katları daha güzel ayrılacak, daha güzel sayılacak katlar arkadaşlar. Kanalımla ilk defa tanışıyorsanız kanalıma abone olmayı, ve yorumlarla da beni desteklerseniz çok memnun olurum. Videoda da görmüş olduğunuz gibi bütün yufkalara yine aynı şekilde bitene kadar hepsini tekrar ettim. Sadece dediğim gibi 3. katta peynirli harcını koydum ve diğer 3 tane yufkayı da aynı şekilde katlayarak, soslayarak devam ettirdim. Bu sos bu böreğe çok yakışıyor kesinlikle böyle bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum ee, Böreği yaptıktan sonra çıtır çıtır üzeri olan ve içerisi ıslak dokusuyla nemli dokusuyla Harika bir e, su böreği tarifi oluyor arkadaşlar Dediğimiz gibi adı üstünde zaten yalancı su böreği ama gerçekten Gerçek su böreğini aratmayan bir tarif oluyor Bakın zaten videoda da görüyorsunuz elimde her tarafını yufkaların büzüştürmeye çalışıyorum. Ne kadar çok büzüştürürseniz o kadar katları daha güzel sayılacaktır. Ve en son altta kalan yufkayı da tekrar üzerine doğru yerleştiriyorum. Benim burada yufkamın ortası biraz açık kaldı yani yufka tepsiye göre biraz küçük geldiği için. Ben burada böreği ters düz ettim arkadaşlar. Birazdan da zaten göreceksiniz. Bakın görüyorsunuz orta kısmı biraz açık kaldı. Hemen üzerine yağlı kağıdı çeviriyorum, seriyorum. Daha sonra bunu böreğimi ters çeviriyorum ve diğer yüzünü, arka kısmını üst tarafına gelecek bir biçimde tepsiye yerleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi ters çevirdim böreğimi ve üzerine tekrardan geriye kalan sosumun hepsini döktüm. Gözünüze bu sos fazla gelmiş gibi olabilir fakat öyle olmuyor. Birazdan da göreceksiniz zaten dilimlediğim zaman bütün sosunu çekecek. Hemen dilimleme aşamasına da geçiyorum. Ben burada hamur kartıyla dilimlemeyi tercih ettim. Bu şekilde yaptığınız zaman daha bir güzel sonuç alıyorsunuz. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, dediğim gibi yorumlarda da desteklerseniz çok memnun olurum. Bakın görüyorsunuz burada sosunu zaten çok güzel bir biçimde içine çekmiş. Hemen üzerine de bir şişe sodayı gezdiriyorum. Doğal soda arkadaşlar. Bunu da gezdirdikten sonra biraz bekletip fırına gönderiyorum. Ve fırından çıktı. 180 derecede pişirdim arkadaşlar. Üzerinde görüyorsunuz bakın çok güzel bir şekilde kızarmış Hemen şöyle bir tane de tabağıma koyup sizlere de göstereceğim Ve içine şöyle güzelce bir kesip sizlere dokusunu da göstereceğim Yalancı su böreğimiz gerçekten güzel oldu e, Vaktiniz yoksa açmaya dediğim gibi bu tarifle hemen çok güzel bir börek elde edebilirsiniz İçerisi nemli dışı çıtır çıtır olan çok güzel bir börek oluyor İnşallah yapıp denersiniz bana da o güzel yorumlarınızı atarsınız diyorum. Ben burada e, video çektikten sonra tadına da baktım gerçekten muhteşem olmuş. Bakın şöyle katlarını da görüyorsunuz. Gayet güzel ortası ayrılan arkası da çok güzel pişmiş altı güzel pişmiş güzel peynirli e, yalancı su böreği yaptık arkadaşlar. İnşallah tarifimi yapar denersiniz. Hemen şöyle ortasından koparıp sizlere de göstermek istiyorum yumuşaklığını da. Enfes güzel peynirli çıtır çıtır olan bir börek tarifi yaptık. Bir dahaki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.